Herkese merhaba. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Kadına yönelik ekonomik, siyasi ve sosyolojik pek çok boyutta bu konuyu tartışacağız. Ama öncelikle bugün nasıl ortaya çıkmış, tarihsel olarak bunu görelim. Banu Hocam'dan dinleyelim bakalım nasıl ortaya çıkmış 8 Mart günü. Bu günün kutlanmaya başlamasının tarihçesi aslında oldukça eskiye dayanıyor. Yüzyılın dönümünde 20. yüzyılın başında New York'ta tekstil işçilerinin tam da aslında bugün bile hala geçerli olan bir taleple eşit işe eşit ücret, daha iyi çalışma koşulları ve toplumsal cinsiyete göre ayrımcılığa uğradıkları çeşitli alanlarda özellikle siyasi haklarını talep etmelerinden kaynaklanıyor. Hatta bu dönemde organize edilen eylemlere o kadar yoğun bir katılım oluyor ki 20 binlerin ayaklanışı diye biliniyor. Fakat gazete haberlerine bakıldığında aslında katılımın çok daha yüksek olduğu, 40 binden fazla çeşitli sendikalar etrafında örgütlenmiş kadın ve erkek tekstil çalışanının bu eylemlerde yer aldığı, sonrasında zaten sufrajetlerin eylemliliğiyle de desteklenen bir süreçte kademe kademe çeşitli hakların alındığını görüyoruz. 8 Mart'ın aslında çok sanıldığının aksine belirleyici, spesifik bir olaya dayanan bir geçmişi yok. Bir gömlek fabrikasında, Triangle Textil'de çıkan yangın tam da bugüne dayanmıyor. Fakat kadın işçilerin haklarını almak için eylem yaptıkları dönemde fabrika sahiplerinin kapıları kilitli tutması sonucunda çıkmış olan veya çıkarılmış olan bir yangın sonucunda 146 kadın işçinin hayatını kaybetmesiyle tarihe geçmiş olan bir olay. Bunun dünya çapında kutlanmaya başlaması aslında Clara Zetkin'in önerisiyle Sosyalist Enternasyonel'in kadınlar toplantısında gündeme geliyor. Sonra kademe kademe dünyanın çeşitli yerlerinde de kutlanıp en son olarak da Birleşmiş Milletler kararıyla Dünya Kadınlar Günü ya da işte Emekçi Kadınlar Günü olarak, çünkü kökenindeki olaya da baktığımızda kutlanan bir gün olmaya devam ediyor. Kutlanan demek belki çok doğru değil de, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik bir farkındalığın tekrar tekrar hatırlatıldığı, siyasal, toplumsal ve ekonomik alanda tüm hak ve özgürlüklerin eşit bir şekilde yaşanabilmesi için sürdürülmesi gereken mücadeleyi de hatırlatan bir gün. Evet, teşekkür ederiz Banu Hocam. Dünya Emekçiler Günü olarak anılmasının nedeni, ortaya çıkışını hocamın da anlattığı gibi, emekçi kadınların mücadelesi sonucu bugün ortaya çıkmıştır. 1857'de meydana gelmiş bir olay Amerika Birleşik Devletleri'nde. O günden bugüne emekçi kadınlar adına neler değişti diye baktığımızda, elbette yasal olarak pek çok düzenleme yapıldı. Eşit işe eşit ücret bağlamında veyahut da bir takım sosyal haklar bağlamında yasal düzeyde epeyce düzenleme yapıldı. Ama ne yazık ki geldiğimiz noktada ve uygulamada çok da eşitlikçi bir seviyede değiliz Türkiye olarak. Ama sadece Türkiye'de değil, dünyada da bu eşitlik tam olarak sağlanmış değil. Küresel eşitsizlik raporuna, son yayınlanan küresel eşitsizlik raporu incelendiğinde göze çarpan bir cümle var ki, tam eşitlik ancak 200 yıl sonra sağlanabilir Türkiye dünyada diye. Türkiye'de 148 ülke içinde eşitsizlik raporunda 130. ülke olarak son sıralarda yer alıyor. Türkiye'deki iş gücü piyasası açısından incelendiğinde
çok çarpıcı bir sorun var. O da kadınların iş gücüne katılımının çok düşük olması. %33 dolaylarında. Oysa ki Avrupa Birliği'nde, OECD ülkelerinde bu oran %60, %70-80'e varan oranlar da var bazı ülkelerde. Dolayısıyla Türkiye'de daha alınması gereken çok yol var kadının iş gücüne katılımı açısından. Ayrıca istihdam oranına da baktığımızda Türkiye'de 10 kadından sadece 3'ü istihdamda gözüküyor ve istihdamda olanların da çalışma koşulları çok da sağlıklı değil. %40'a yakın bir kayıt dışılık söz konusu. Ayrıca Türkiye'de de kadın erkek ücret eşitsizliği kadın aleyhine %20 daha düşük. Hatta lise altı eğitimli kadınlarda bu oranın %40'lara kadar çıktığını da biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de bir hani kadınların daha fazla iş gücüne katılımını sağlayacak bazı düzenlemelerin hayata geçmesi gerekiyor ki bu biraz toplumsal rollerden kaynaklı sorunlar, işte çocuk bakımı, yaşlı bakımı, ev işleri vesaire. Özellikle bakımın daha kurumsal olması belki kadını daha fazla iş gücü piyasasına yöneltecek. Ama ayrıca tabii bir ekonomik altyapı da burada söz konusu. Yani daha yüksek ücretlerde kadınlar daha fazla iş gücü piyasasına girecek. Yine çarpıcı bir istatistikten söz etmek istiyorum. Türkiye'de üniversite mezunu kadınların iş gücüne katılım oranı %72. Bu çok önemli bir gösterge. Demek ki eğitim seviyesi arttıkça kadınlar daha fazla iş gücü piyasasına katılıyorlar. Ama ne yazık ki İş gücü piyasasında kalış süreleri çok fazla değil. Bu da katılıyorlar ama bir süre sonra gene işlerinden çekiliyorlar toplumsal rolleri nedeniyle. Bu nedenle de hani yükselme önünde engeller oluşuyor. Üst düzey yönetici pozisyonunda kadın oranı Türkiye'de de çok çok düşük. Ekonomik açıdan durum böyleyken şimdi siyasi açıdan acaba kadının durumu nedir? Fatoş Hocam, onu da sizden dinleyelim. Ben de tüm emekçi kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayarak söze başlamak istiyorum. Son zamanlarda gündemimizi oldukça işgal eden bir konu yerel yönetimler, yerel seçimler ve yerel yönetimlerde kadınların ne kadar az yer aldığı. Dolayısıyla parlamentoya da baktığımızda gerçekten kadınların erkeklere oranla çok düşük olduğunu görüyoruz. Ve bunun da aslında sadece iş hayatına değil siyasi hayata da katılım konusunda kadınların ne kadar geride olduğunu bize gösterdiğini düşünüyorum. Kadınların yönetime katılması, kadınların iş dünyasında iş hayatına katılmasını da önemli ölçüde etkileyeceği için kadınların siyasette daha fazla yer almasının toplumsal açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat bu sadece Türkiye'ye mahsus bir istatistik bir oran değil. Avrupa'ya baktığımızda ki Avrupa'da siyasi hayatta kadınların en aktif olduğu bölge diyebiliriz. Orada dahi yine erkeklerin çok altında. Amerika'ya baktığımızda yine kadına hala bir meta gibi davranıldı ve siyaset yapan kadınların dahi toplumsal kadın kimliği üzerinden çokça eleştirildiği veyahut da zaman zaman hatta sözlü tacize varacak derecede rahatsız edildiği bir durum var. Zaten Orta Doğu'ya baktığımızda kadınların henüz siyasette çok da söz hakkı olmadığını görüyoruz. Durumun daha vahim olduğunu görüyoruz ve yine Uzak Doğu'da da bu şekilde kadının hala konumu erkekle aynı noktada değil. Yasal olarak eşit haklara sahip olsa da kadınlar dolayısıyla diyebiliriz ki henüz aslında toplumsal olarak eşit haklara asla sahip değil. Ve hocam dediğiniz gibi 200 yıl ve bu medeniyet seviyesini devam ettirebilirsek sanırım. Dolayısıyla aslında burada kadınlardan ziyade erkeklere çok iş düştüğünü düşünen biriyim. Çünkü kadınların daha ziyade kapalı alanlarda çalışmaya
mahkum edilmesi veyahut da daha kötü şartlarda çalışmaya mahkum edilmesi aslında genelde erkeklerin tavrıyla ilgili bir şey. Dolayısıyla da ilk önce erkeklere, özellikle de yeni nesillere kadın erkek eşitliği ve kadın ve erkeğin toplumda eşit haklara sahip olması gerektiği konusunda eğitebilirsek aslında uzun vadede düşünüyorum ki mutlaka bunun etkisi hem iş hayatına hem de siyaset hayatına yansıyacaktır ve kadınlar da daha özgürlükçü bir şekilde, dışarıya dönük bir şekilde faaliyet gösterebileceklerdir. Tabii kayıt dışı ekonomide de kadın oranının çok fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü yine burada kadının yeri evidir ideolojisinden yola çıkarak evinde çalışmayı tercih eden, dolayısıyla da aslında milli ekonomiye ciddi bir katkı sağlarken, fakat vergi mahremiyeti içerisinde kapalı alanlarda çalışıp o şekilde ticaret yapan da kadınlarımız çok fazla. Dolayısıyla aslında bunların hepsinin bazen yerel yönetimler tarafından, bazen de devlet tarafından, hükümet söylemleri tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu şekilde toplumsal olarak kadın erkek eşitliğini sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Bazı alanlar var ki iş kolları kadınların oldukça yaygın olduğu, geçmişten günümüze hemşirelik gibi, öğretmenlik gibi, doktorluk gibi, sanat gibi. Sadece bu alanlarda değil, erkeklerin faaliyet gösterdiği her alanda, sadece büyük şirketlerin alt kadrolarında değil, aynı zamanda üst yönetim kadrolarında da kadınların başarılı olabileceğini, başarılı olan kadınlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biraz aslında cesaretlendirilmeye, motive edilmeye ve desteklenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet, bu kapsamlı açıklamalardan sonra belki bitirmek için birer cümle söylesek bugüne ilişkin, acaba neler ne söyleyebiliriz? Belki sırayla birer cümle söyleyip kapatabiliriz. Hocam sizden başlayalım. Bu günün ben önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Tabii evet, her gün kadınlar için önemli ve eşitlikçi bir yaklaşımla Dünya Kadınlar Günü diye bir gün keşke kutlanıyor olmasaydın. Çünkü Dünya Erkekler Günü diye bir gün sorun olmayacak zaten. Evet, kutlanmıyor. Fakat yine de bazı olgulara farkındalık yaratmak için önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. En azından yoğun bir şekilde konuşulduğu, tartışıldığı, belki bu yolla hatta birazcık da toplumsal baskı yaratarak, hı hı, erkek egemen dünyada biraz daha kadının kendisi hakkında farkındalık yarattığı bir gün olduğunu söylüyorum. Dünya Kadınlar Günü'nde yokum demek değil, Dünya Kadınlar Günü'nde biz varız, buradayız ve eşitiz demek gerektiğini düşünüyorum ve savunuyorum. Dolayısıyla sadece bugün değil, tabii ki geri kalan her günde kadınlar ön planda olmalı ve üretkenlikleriyle hem ülke ekonomisine hem de dünyaya katkı yapmalı. Fakat yine de böyle bir günde de özellikle tüm basının ilgisinin olmasını ve kadınların ön plana çıkarılmasını, farkındalıklar yaratılmasını anlamlı buluyorum. Dolayısıyla da tüm emekçi kadınların tekrar buradan Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken daha üretken, daha girişken toplumlar için kadınları biraz daha ön planda olmaya ve her işte başarılı olabileceklerine inanmaya davet ediyorum. Evet, ne güzel. Hocam? Ben hocalarıma hem siyasete hem de istihdama katılım konusunda yaptıkları detaylı açıklamalar için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Neden bu konuyu bu kadar detaylı konuşmamız gerektiğini bir kere daha gösteriyor aslında bize bu istatistiki veriler. Bunlara ek olarak toplumsal hayata biraz daha dikkat çekmek istiyorum ben. Şöyle ki, toplumsal cinsiyet eşitsizliği meselesi siyasal ve ekonomik hayata da sirayet etmekle birlikte hukuki arka planından tutun da gündelik hayata kadar pek çok alanda kendini gösteren bir durum aslında. Ve temel meselelerden biri de kadınların yaşam hakkı, hayatta kalabilmesi, haklarını ve özgürlüklerini insanca eşit vatandaşlar olarak yaşayabilmesi. Bugün özellikle belki dikkat çektiğimiz konulardan biri değil ama gün be gün kadınların hayatlarının erkekler tarafından ne yazık ki ellerinden alındığı, yaşam haklarının ihlal edildiği bir dönemde yaşıyoruz artan oranlarda.
Ve ne yazık ki bu sadece işte kadınların motive edilmesiyle, istihdama daha fazla katılmasıyla, tekli alanlarda yapılabilecek olan müdahalelerle ortadan kaldırılabilecek bir durum değil. Bunun nasıl bütünsel olduğunu, Fatoş Hocam'ın da dikkat çektiği gibi, yani yerel yönetimlerin yapması gerekenler kadar merkezi yönetim tarafından, hükümet tarafından, yani devletin müdahale etmesi gereken alanlar var. Sosyal politika uygulamalarının bununla bağlantılı olması gerekiyor. Sivil toplumun benzer bir şekilde bu farkındalığı çeşitli aşamalarda edinmesi gerekiyor. Eğitim sistemi çok önemli. Dönüp dolaşıp yine buraya geliyoruz. Eğitime erişimden tutun da nasıl bir eğitim felsefesinin izlendiği de aslında tüm bu alanlarda çok belirleyici. O yüzden bunun bütünsel bir mesele olduğunu ve sadece bir gün değil, gün be gün hatırlamamız ve o farkındalığı yaratmak için çabalamamız gerektiğini hatırlatmak istedim. Evet. Şimdi son olarak ben de şunu söylemek istiyorum. Evet, kadınların ekonomiye, siyasete, toplumsal hayata katılımlarının önünde engeller var. Ancak bu engeller aşılamaz değil. Bunu kadınların tarihten örnek alarak biraz düşünmeleri gerektiğine vurgu yapmak istiyorum ben. Tarihte bu yolu açanlar var. Dolayısıyla bakmak gerekir. Mesela Türkiye'den girelim meseleye. Bir milli mücadele vermiştir bu ülke. Bir kurtuluş savaşı vermiştir. Ve burada en önemli rolü de Atatürk'le beraber savaşan kadınlar oynamıştır. Bu milletin elde ettiği zafere bu kadınlar çok büyük katkılar yapmıştır. Tarihten alınması gereken dersler var. Kadınların işte bir Sabiha Gökçen'e, işte bir İlmiye Çığ'a, bir ilk muhtara, ilk milletvekili kadına, işte ilk aya giden kadına bakıp bu kadınların aslında bu engelleri nasıl aştığını görerek biraz cesaretlenmeleri ve aktif hayat içinde rol almaları gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.